Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Yetiş. CMS NX2306 eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde sizlerle birlikte olacağım. Kısaca kendimi bir tanıtayım. Ee, i̇smim Burak Gani Yetiş. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisi mezunuyum. Yaklaşık 4 yıllık bir kariyerim var. Bunun dışında mesleki hayatım ve üniversite hayatım hoca eğitim hayatım boyunca kendimi bilgisayar destek tasarım programlarında geliştirmeye çalıştım arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim burada da sizlere Siemens NX 2306'nın kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Peki Siemens NX nedir? İlk defa e, tanışanlar için uf kısaca bahsedelim. Siemens NX an e, parametrik bir tasarım programı arkadaşlar. E, daha öncesinde Unigraphics olarak yani e, eski zamanlarda e, yayınlanan e, bir tasarım programı daha sonrasında Siemens bunu kendi bünyesine alıyor, satın alıyor ve Siemens NX olarak sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. Ee, bu bağlamda Siemens NX e, tersine mühendislik, e, işte otomotiv sektörü yani otomotiv sanayi, işte savunma sanayi, endüstriyel tasarım, kalıpçılık, e, imalat gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor arkadaşlar. E, yani imalattan kast ne? Burada CAM kısmı yani Computer Aided Manufacturing bilgisayar destekli üretim kısmı e, biliyorsunuz Siemens NX sadece bir CAD programı değil, CAM programı da aynı zamanda ve çok zenginleştirilmiş bir şey var yazılımı var bu modülü var özel işlerin programı diyebiliriz amparametrik demiştik Amparametrik dediğimiz şey nedir herhangi bir referansa bağlı kalmadan tasarım üzerine değişiklik yapabileceğimiz yazılım şeklidir arkadaşlar yani size şöyle söyleyeyim Örneğin bir SolidWorks'e delik deldiniz bir parçanın üzerine o deliği bir düzleme ya da bir işte kenara referans alarak derdiniz. Daha sonrasında o kenarı o rollbarı yukarı çekip yok ettiniz. Sonra aşağıdaki unsurlara tekrar geçmeye çalıştınız. Ne oluyor? Hata alıyorsunuz direkt. Niye? Çünkü o kenarı referans almıştı. Siz o kenarı yok ettiniz. Doğal olarak referans alacağı bir nokta yok ya da bir kenar yok. Bu yüzden ne yapıyor? Size program hata veriyor. Bu bağlamda ne yapmış Siemens NX? parametrik bir alan daha geliştirip demiş ki burada hiçbir şeyimiz olmayacak, komutumuz olmayacak. Biz burada tamamen free, serbest çalışacağız ve hiçbir şekilde bir önceki komuttan referans alıp yapmış olduğumuz değişiklik etkilenmeyecek. Size umarım bu şekilde anlattım, anlamışsınızdır. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında niçin NX öğrenmeliyiz? Dediğim gibi bu saydığım alanlarda kullanılıyor ve bu alanlardan herhangi birinde çalışmak istiyorsanız NX öğrenmelisiniz arkadaşlar. Zaten e, benim tavsiyem e, bir mühendis ya da teknik ressam, teknik eleman e, hemen hemen tüm programların yani tüm programlar demeyeyim de ya, piyasada yaygın olarak kullanılan SolidWorks, Siemens NX, işte Inventor, AutoCAD gibi tasarım programlarında e, kullanıma biraz daha hakim olmalı arkadaşlar. Arayüzlerine hakim olmalı, nasıl kullanılır, ne iş yapılır. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü yarın bir gün kendi işletmenizi kuracaksınız. Ee, belki kendiniz tasarım yapmanız gerekecek. Yani teknik ressam çalıştıramayacaksınız ilk etaplarda bünyenizde. Bu yüzden ne yapmanız lazım? Ee, kendi göbeğinizi kesecek kadar bu işi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ee, bunun dışında e, şu görmüş olduğunuz ekranı kısaca bir tanıtayım. Hemen e, videoyu sonlandıralım. Sizleri de sıkmayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ekran Siemens NX2306'ya ait bir ekran. Giriş ekranı. Ee, burada e, File var, Home var, Tools var. Yani her programda görebileceğiniz e, sekmeler var. Bunun dışında aşağıdaki butonlar da hemen hemen her programda da görebileceğiniz e, butonlar. Bu SM butonu hariç Touch Mode butonu hariç. Diğer butonları görebilirsiniz. Yani hangi programı kullanırsanız kullanın. Yani bu bir e, tasarım programı olur ya da bir başka bir program olur. Hemen hemen bu arayüzü görürsünüz. Bunun dışında ne var? Ee, i̇şte recently opened parts dediğimiz daha önceden açılmış çalışmalar yani yapılmış çalışmaları açmaya yarayan yani bu direkt dosya gezginde gezinmeye de direkt kısa bir şekilde burada ulaşmanızı sağlıyor. Böyle bir kolaylık sağlamış NX. Ee, bunun dışında bir menü butonumuz var. İşte menü butonumuzda dosya ile ilgili ayarlamaların ya da seçeneklerin yer aldığı bir kısım var. Görüntüleme ile ilgili yine ayarlamaların ya da seçeneklemelerin seçeneklerin yer aldığı bir kısım var. İşte tools, araçlarla ilgili yine bir aynı şekilde. Zaten programın diğer eğitimin diğer videolarında bunların kullanımı ile ilgili tek tek size bilgi vereceğim. Bunun dışında ne var? Bakın burada bir sekmemiz var. Yanda bir sekmemiz var. Burada web browser'a ulaşabiliyoruz. Yani burada arama yapabileceğimiz bir sekme var herhangi bir arama yapabileceğimiz. Bunun dışında bir geçmişle ilgili historik, bakın geçmişle ilgili bir sekmemiz var. İşte üç hafta öncesinde görüntüleyebiliyor. Bakın 3 hafta önce yapmış olduğum çalışmaları da görüntüleyebiliyor. İşte geçen haftayı da görüntüleyebiliyor. İşte bu haftayı da görüntüleyebiliyor. Bunun dışında role dediğimiz yani kullanıcı arayüzün sunduğu bir kısım var. Bunları tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ben kısaca size bahsediyorum. Burada da sample çalışmalar yani samples örnek çalışmaların yapıldığı bir e, kısım var. Bakın Kem ile ilgili arkada, e, burada bir e, Siemens yetkilileri ne yapmış? Çalışma yapmış ve bunu buraya kaydetmiş. E, bunun dışında tools dediğimiz bir sekme var. Burada da işte e, record yaptığımız yani burada bir e, ekran kaydı alabileceğimiz kısım bu ekran kaydını için alabiliriz? Örnek olarak işte bir çalışma yapıyoruz, bu çalışma ile ilgili bahsedeceğiz, Bu sunum yapacağız, bunu kaydını alabiliyoruz. Yani burada yapmış olduğumuz eğitim videosu gibi. Bunun dışında işte bir hatayla karşılaşıyoruz, hatanın çözümünü bulamadık. İşte bilen birine danışmak için ya da işte Siemens'in yetkililerine danışmak için kayıt etmemiz, record etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir buton yerleştirmişler buraya arkadaşlar. Ee, bunun dışında bakın buraya bir e, search e, ekran eklemişler yani search e, toolbar eklemişler diyeyim. Buradan hemen e, bir a, arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir tam ekran butonumuz var. Tabi buradan ESC ile çıkabiliyorum. E, burada işte e, ribbonu minimize edebileceğimiz bir buton var yani şuradaki sekmeleri minimize edebileceğimiz bir buton var. Burada yardım alabileceğimiz bir buton var. Buradan tabi tam ekran moduna çıkalım. E, F1 Buraya bakın yardım alacağımız bir şey. Burada da otomatik güncellemeyi kontrol ettiğimiz bir butonumuz var. E, bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hem sizi sıkmamak adına, zaten bunlara tek tek e, tane tane değineceğiz. Umarım e, bu alacağınız eğitimden e, en güzel, en maksimum verimi e, sağlarsınız kendi adınıza. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.